Fanzadi Film Manyağı kanalına hoş geldiniz. Doktor 13. Sezon'un, Flux'un 6. ve son bölümü The Vanquishers yayınlandı. Uygar Yaverle birlikteyiz. Ee, sezonu genel olarak beğenmiştik. Bu bölümü de genel olarak beğendik fakat e, hem bölüme hem sezona dair genel eleştirilerimiz olacak. E, bu vakte kadar çok övdük ve finalle birlikte biraz da gömmenin vakti diye düşünüyorum. Hoş geldin Uygar, nasılsın? Hoş bulduk, İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Hazır mısın gömmeye? <laughs> Hazırım. O Başlıyorum zaman o zaman. O zaman ee, Senin görüşlerini alalım. Yani gömmek demeyelim de hem olumsuz hem olumlu bir şekilde bu sezonu değerlendireceğim. Sezon finaliyle beraber. Şimdi şöyle, bu sezon aslında eğlenceli bir sezondu. Zaten e, ilk bölümden bu yana sürekli övüyorduk. E, Doktor Hu'nun bu sezonki tek sezonluk hikaye anlayışı bence gerçekten iyi düşünülmüş bir şeydi. Fakat sezon finali ne yazık ki biraz zayıftı bence. Yine de tabii ki bu sezonu beğenmediğim anlamına gelmiyor. E, modern serinin bir sürü sezonunun biraz altında kaldığı doğru. Fakat en azından 10. 11. ve 12. sezondan e, sürükleyicilik olarak çok daha iyi bir sezondu bence. Şimdi sezon finalinden bahsetmeye başlamadan önce eski incelemelerden e, neler hakkında konuştuğumdan kısaca biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bu sezon diziye haklı haksız eleştiriler yapıldı. Haklı eleştiriler baş tacıdır demiştim ancak haksız eleştirileri de e, kabul etmiyorum diye de söylemiştim. Şimdi bu haksız eleştiriler bu sezon dizinin güzel diyeceğimiz bölümlerine yapılıyordu. Örneğin birinci bölüm güzel bir başlangıç yapılmıştı. Ancak bölümü çok karışık bulanlar olmuştu. Üçüncü bölüme de aynı şekilde karışık diyenler vardı. Ben de diyordum ki işte bu hikayenin daha başlangıcı ve ortası. İşte bölümler ilerledikçe bunlar daha anlaşılır olacak diyordum. Ayrıca birinci ve üçüncü bölümü e, sezonun ve hatta sezonun tamamının karışık olduğunu asla düşünmüyorum. Bence bölümler ilerledikçe ilk zamanlardaki karışıklığın çözüldüğünü gördük. Örneğin Claire'ın bu hikayedeki amacını anladık e, Dayana'nın hikayedeki rolünü ve evini kurtarmasındaki önemini anladık. Elbette o daha güzel işlenebilirdi. Ondan sonra değineceğim. Ayrıca karneviste ve doktorun geçmişe dayalı kurkunun olduğunu öğrendik. Yani ilk bölümlerde aklımıza gelen soruların birçoğunu aslında bu sezon kendi içine cevapladı. Ve tabii ki en önemlisi Division amacı ve konumlarının evrenin dışında bir yerde olması. Ve tabii ki çoklu evrenler. Bütün bunlar, Doktor geleceğinde önemli roller oynayacağının bize ipuçlarını verdi. Evet, sonucun yetersiz olduğunu ve bir sürü sorunun cevapsız bırakılıp ve cevaplananların da pek tatmin edici olmadığını biliyorum. Bu yüzden sezon finalinden beklentim büyükken ve daha fazla ve daha tatmin edici cevaplar bekliyorken bu konuda biraz yanıldığımı itiraf etmem gerekiyor. Fakat şu ki, Eski videolarda birkaç sorunun cevabını beklediğimi söylesem de bunları sadece olması gerektiğini düşündüğüm için bekliyordum. Yani bunlar zaten olması gereken şeyler diye söylüyordum. Ee, ya ama bunlar soruların cevaplanması asla benim için temel kıstas değildi. Çünkü Doktor Who evreni çok geniş bir evren. Çizgi romanlardan, kitaplara, sesli hikayelere kadar bir sürü e, olayları inşa eden çok geniş bir külliyat. Benim bu şeydeki yani beğenmememin sebebin soruların cevaplanmaması değil, cevaplanan soruların yetersiz olması ve birazcık senaryo tembelliğiyle kolaya kaçılmış olması. Benim sezon finalindeki sıkıntım bu aslında. Ee, bunun dışında yani sorular cevaplanmadı diye bir şeyim yok. Üstelik bazı şeylerin gizem olarak kalması ve sonraki bölümlere aktarılması da yani sonraki özel bölümlere ve sonraki sezonlara aktarılması da bence kötü bir tercih değil. E zaten yani bu kadar olayın kısa bir bölümde cevaplanmayacağı da az çok biliniyor. Yani dediğim gibi e, ben cevaplanan soruların cevaplanma şeklinden e, rahatsızım. E, bunun dışında şimdi e, yine yani sezon finalini biraz şey görmeye başlayacağım ama birazcık daha sezonu övmek istiyorum. Çünkü bu sezon gerçekten çok keyif aldığım bir sezondu. E, bu sezonda öveceğim karakterler vardı. Profesör Jericho, Karnavista, Winder gibi karakterler. Bunlar bence çok güzel ve keyifli karakterlerdi. Bunun dışında düşmanlar da, her ne kadar birazcık sinir bozucu olsalar da, Swarm ve Azur de onların da hikayeye çok büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Grant Serm Sermant karakterinin de aynı şekilde. O da çok keyifli bir karakterdi. Ee, şimdi e, biraz sezon finalinden bahsedelim. Sezon finalinde neyi beğenmedim? Yani şimdi sezon finali aslında temposu çok e, akıcı bir bölümdü. İşte doktorun e, üç parçaya ayrılması falan bunlar güzeldi. Ancak e, sıkıntı şu ki olaylar çok fazla oldu bittiye geldi. Yani Fulksun e, çözüm şekli bence çok kolaya kaçılmış bir çözüm şekliydi ve e, Bence çok fazla tatmin edici olmadı. Yani ben izlerken bunu hissettim. Çünkü koskocaman bir bütün evreni etkileyen bir olay var ve bunun çözümü işte çok basit bir şekilde gerçekleşiyor. Passenger sonunda onu yutuyor ve işte doktorda bir daha sonra değineceğim ve çok tartışılan bir planıyla e, bu sorunun üstesinden geliyor. E, şimdi doktorun o tartışılan planı neydi? Dalek, son taran ve siberlerin e, ölmesine göz yummasıydı. E, şöyle diyenler çok gördüm. İşte doktor e, böyle bir şeyi asla kabul etmez çünkü doktor zaman savaşında e, Daleklerin e, ölümüne bile neden olduğu zaman bile, yani öyle düşündüğü, sandığı zamanlar bile çok pişman olmuş bir karakterdi. Fakat şu anda işte üç farklı türün e, Flux'u karşı kullanıp onların yok olmasına göz yumdu diye eleştiriler var. E, bence haklı eleştiriler bunlar. Yani şöyle diyebiliriz. E, Flux'a karşı bu üç yok edici ve çok yani evren için zararlı varlıkların bir de e, karnevistanın türüne soykırım yapmış son taranlar falan kastedersek ve dalekler da ve seberler de zaten başka gezegenlere de bir sürü katliamlar yapan yani vahşi türler. Bunların işte yok olması o kadar da önemli değil diye düşünebiliriz. Fakat doktorun karakteri bu değil. Yani anlatmak istediğim bu. Çünkü doktor düşmanlarına bile merhamet gösteren bir karakter. Ha, belki burada da öyle olmuştur. Mecbur kaldığı için kendi içinde yine üzülmüştür belki. Fakat biz bunu bölümde göremedik. Yani doktor hiç bir mimik bile kıpırdatmadı bunlara karşı. Bir replik bile söylemedi. Çok basite kaçılmış bu anlamda. Ee, yani temel sıkıntı karakterlerin yaşadığı büyük olayların çok fazla olduğu bittiye getirilip ve yaşadığı duyguları aktaralım aktaramaması. Yani doktor dışında başka karakterlerde de var bu. Mesela Vista'nın da e, türü yok edilmiş. İşte o da çok basit bir şekilde aktarılıyor. Bu ne, ne zaman oldu? Ne, ne ara girdiler? Yani yanlış hatırlamıyorsam 7 milyar e, Rupari gemisi vardı ve bunların her birini teker teker nasıl girdiler de yok ettiler? ya tabii ki bölüm e, zaman kısıtlı, bunları gösterilmesi, detaylıca anlatılması bunlar zor işler, farkındayım. Ancak sonuç olarak da böyle bir şey or e, bize aktardıkları zaman da, yani ister istemez bunları merak ediyorum. Bunlar nasıl oldu? Şu karakter, şu ayrıntıya nasıl girdi? İşte mesela bence bir de bu e, tüneller konusunda da daha fazla ayrıntı bilgi verilebilirdi. Yani o tünelleri buldu, nereden yani şey yaptı? Bölüm içinde aktarılıyor tabii ki bu e, ama bunlar çok şey yani e, dediğim gibi tatmin edici cevaplar değil. E, Dayan karakterinin yaptığı o har e, hareketi de pek anlayamadım. E, şimdi bunlar kavuştular daha sonra bizim Dene e, trip attı. İşte neden e, vaktinde gelmedin dedi. O da işte mecburdum dedi. Yani ben sandım ki bölüm içinde o küçük bir şaka olarak kalacak. Sonra bir baktım ki bölümün sonunda e, bizim e, Dayan ile ayrıldı, Dayan onu terk etti. Neden terk etti? Gerçekten e, bölüm içinde yani den geç kaldı diye mi? O kadar evren yok olmak üzereydi. Bizim Den'de, Yaz'da, Doktor'da e, o, bu evreni kurtarmaya çalışanlardan bazılarıydı. Yani kendisi de bunların farkında yani bu yüzden mi terk ediyorsun Doktor? He. E denin doktor ve yazla bir macera çıkması için bir motivasyon gerekiyordu. O başka bir şey olabilirdi. Mesela Dayan kahraman bir şekilde ölebilirdi. E den doktor da dene motivasyon sağlamak için gel benimle maceralara çık diyebilirdi. Bu şekilde onların e binip bir sonraki özel bölümlere yani dahil olması sağlanabilirdi. Bu yani bu kısmı da çok saçma buldum. Ama tabii ki e, dayan karakterinin genel olarak e, engelli olmasından bahsedilmemesi ve e, sezon boyunca da yani sezon finali dışında güzel bir şekilde de kullanıldığını düşünüyorum. Engelli bir şekilde engelli bir karakter olduğundan bahsedilmip e, hiç bunun e, acitasyonu yapılmaması e, bence e, güzel bir tercihten hani ilk bölümde de bahsetmiştik. E, biz e, bu şekilde seviyoruz bu tarz e, politik doğruculukları. Yani gözümüze sokulmadan yapılmasını seviyoruz demiştik ya yani gözümüze sokulmadan yapılıyordu gerçek yapıldı gerçekten. Fakat sezon finalindeki o şeyleri de olmasaydı daha iyi olurdu. Yani Dayan karakteri e, güzel karakterdi işte ama işte o son şeyi olmasaydı daha iyi olurdu. Bunun dışında Claire karakteri de Ağlayan Melekler'le olan o ilişkisini bu sezon güzel yansıtmıştı. Onu da beğendim. E, ee, bunun dışı, onu, be onu beğendim. Fakat Profesör Jericho'nun e, ölümü birazcık daha şey olabilirdi, görkemli olabilirdi. Yine görkemliydi fakat yani şey o da çok kolay bir şekilde teklif ediyor. Yani anlatılan olaylar seyirciye geçmiyor. Yani sezon finalinde eleştirdiğim kısımlar bunlardı. E, ee, bunun dışında doktorun timeless şart geçmişini öğrenmek istememesiyle bunun sonraki bölümlere bırakılması kısmına pek takılmadım. Zaten bu sezondaki en önemli şey e, Flux ve onun çözümüydü. Yani bu da oldu. E, nasıl olduğu biraz tartışmalı. Fakat yine de sezon kendi içinde bir çözüme e, ulaştı. E, sözün özü bu sezon sezon finali hariç güzel bir sezondu. Sezon finali de güzel olsaydı bence Modern serinin en iyi sezonlarından biri olabilirdi. Maalesef olamadı. Fakat 10, 11 ve 12. sezondan daha güzel bir sezondu. Ayrıca söylemeliyim ki Doktor Who evrenine çok şey katacağını düşünüyorum. Ve Time's Shot hikayesi de henüz bitmiş değil. Yani sezonun doktoru Who evrenine çok şey katacağını düşünüyorum. Ve bütün bunların özel bölümlerde nasıl kullanacağını merak ediyorum yani yani sonuç olarak e, eğlenceli bir sezondu fakat daha iyi bir sonucu olabilirdi. Yine de bu sezonun e, doktoru evreni için önemli bir sezon olduğunu düşünüyorum. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim Uygar. Ee, benim söylemek istediğim çok şey var. Ee, nereden gireyim, nasıl bağlayayım gerçekten bilmiyorum. Birkaç gündür bunu düşünüyorum. Fakat sezonun en temposu yüksek bölümü buydu. Ve bu tempo yüksekliği başlangıçta çok hoşuma gitti. Özellikle o ilk 10 dakikada bir sürü şeyi hızlı hızlı görmemiz çok hoşuma gitti. Onun haricinde bölümde 3 doktor görmemiz, zamanın bir bedene bürünerek doktorun karşısına çıkması ve doktorun Bedenine bürünerek doktorun karşısına çıkması çok hoşuma gitti. Zaman karakteri ve zamanın bedenleşmiş hali genişletilmiş evrende çok önemli bir olay. Daha evvel yanlış hatırlamıyorsam 7. Doktor falan karşılaştı. Hatta bu zaman karakteriyle alakalı bir sürü söylenti var. Ve bu söylentilerin büyük bir kısmı doktorda birleşiyor. Doktorun her zaman söylüyoruz, insan olmaya çalışan bir tanrı demişti Stephen Moffat. Bazıları doktoru tanrı, bazıları da insan olarak görüyor. Fakat bu zamansız çocuk hikayesiyle birlikte doktorun tanrı olmadığı, tanrısal bir gücü olmadığı, aksine zavallı bir çocuk, zulüm görmüş bir çocuk olduğu ortaya çıktı ve bu söylem güçlendi. Bu demek değildir ki bu karakter güçlenip tanrısal özellikler kazanmayacak. İleride böyle bir yol açılır mı, böyle bir yere bağlanır mı bilmiyorum. Fakat dediğim gibi zamanın varlığı ve zamanın uzayla olan bu savaşı, bu flux denen olay çok mühimdi. Sezonun başından beri söylüyorum bu sezonun Doktor Evren için çok önemli olduğunu. Ve ilerleyen süreçlerde hem Razal'ın kendi sezonlarında hem de Big Finish'in ya da Titan Comics'in ya da BBC Books'un gelecek eserlerde bunu sıkça kullanacağına eminim. Hatta yakın zamanda birkaç gün önce bir açıklama yapıldı. Big Finish'in sesli hikaye lisansı 2030 yılına kadar uzatılmış. birkaç sene evvel 2025'e kadar uzatılmıştı. Normalde birkaç sene kala Sözleşmenin bitmesine birkaç sene kala uzatılıyordu. Ee, ve henüz 2025'e daha varken 2030'a kadar uzatıldı. Ve Big Finish'in sözleşmesi yayınlanmış bölümleri kapsıyor. Yani birinci doktorun ilk bölümüyle dönemi bitmiş doktorun son bölümü arasında. Şu anki sözleşme 12. doktorun son bölümünü kapsıyor. Judy ayrıldıktan sonra Judy'nin son bölümünü kapsayacak ve Zamansız Çocuk hikayesi. Bu süreçte anlatıl anlatılmış bir hikaye olduğu için muhtemelen Big Finish eğer lisansta herhangi bir sorun yaşanmazsa bu konuya daha fazla girecek diye düşünüyorum. Aynı şekilde Titan Comics'in de bu konuya gireceğini düşünüyorum. Hatta Titan Comics'in belki 13. Doktor'la birlikte Flux öncesi Karnavistan'ın peşinde olduğu süreci anlatan bir one shot seri olabilir ki Titan Comics bu sene itibariyle yayın yapısını değiştirdi ve hikaye bazlı ilerliyor. Örneğin 5 sayı bir hikaye kuruyor ve se sezonu bitiriyor. Daha sonra mesela Missy'e bir 5 bölüm yapacaksa Doktoru Who diyor ve 5 bölüm yayınlıyor eskisi gibi 13. doktora bilmem kaç bölüm yapalım. Bir yandan 10. doktora sezon yürütelim. Bir yandan klasik doktorlardan birine bir one shot seri yapalım, mini seri yapalım gibi zorlamıyor. Böylelikle aslında daha dar bir alanda daha geniş hikayeler anlatılabiliyor. Yani doldurma hikaye olmuyor. Big Finish keza yayın yapısını değiştirdi. Önceden her ay bir bölüm yayınlıyordu ve bazı aylarda da yan serilerin box setlerini, kutu setlerini yayınlıyordu. 275. bölümünde ana serisini bitirdi ve box sete döndü. Senede 10 ila 14 kutu set arasında yayın yapacak. Burada bölümler daha birbiriyle iç içe, daha takibi kolay olacağı için takip etmesi daha da kolaylaşacak. Ve bu noktada serilerin birbiriyle bağlantısını kurması çok daha kolay olacağı için Belki de Chibnall dönemi resmen bittikten sonra, son bölüm yayınlandıktan sonra 2022 sonunda bu firmalara verilecek olan lisanslarla birlikte hem Flux'un belki başka etkilerini yani başka açılardan Flux'un etkilerini belki doktorun 13. doktorun Flux sürecinde yaşadığı bizim görmediğimiz bazı olayları Flux öncesi ve Flux sırası belki de Burada anlatılmış olan bu The Vision hikayesi ya da Zamansız Çocuk hikayesini daha geniş çaplı görebileceğiz. Bir de şöyle bir durum var. Bunlar hep dizide görülsün isteniyor ama bazen anlatılan hikayelerin çapı televizyon dizisinde gösterebilecek kadar küçük olmuyor. Çünkü bu dizinin bir bütçesi var, bir çekim süreci var ve bunun yayınlanacağı bir platform var bazen çok sert hikayeler anlatmak zorunda kalabiliyorsun ama bunu televizyonda anlatamadığın için o açık kalıyor. Fakat Big Finish'te ya da çizgi romanlarda böyle bir sıkıntın, böyle bir derdin yok. Bu sebeple umutluyum. Sezonda çok beğendiğimi defalarca söyledim. Hatta geçen gün biri demiş ki abi hiç mi bu sezona dair hani beğenmediğin bir şey olmadı sürekli beğendiğini söylüyorsun demiş. Açıkçası beğenmediğim şeyler var. En başında e, bazı karakterlere gerek olmadığını düşünüyorum. Fakat o karakterler olmadığında da çok ucuz bir dizi ortada kalıyor. Elimizde kalan şey çok ucuz bir dizi oluyor. Ne bileyim Bel ve Windra gerek var mıydı? Yoktu. Ama bunları çıkarttığında ne bileyim? Dayanayı çıkarttığında ya da başka bir karakteri çıkarttığında hikayedeki karakter sayısı azaldıkça gezebileceğin yer azalıyor. Anlatabileceğin hikaye azalıyor ve çok daha ufak çok daha ucuz bir hikaye elinde kalıyor. Eğer biz bu sezonu klasik 10 bölüm artı bir özel bölüm şeklinde görseydik muhtemelen çok daha fazla hikaye görecektik bunlara dair. Ama bu anlatılan noktada da açıkçası bu karakterlerin varlığından memnunum. Olmasalarda da olurdu diyorum ama varlıklarından da memnunum. En basitinden Bel ve Winder'ın hikaye katkısı şuydu. Bu olaylardan sadece doktor ve doktorun çevresindekiler değil, evrenin en ücra köşesinde yaşayan bir insan bile etkilendi ve bunu göstermenin en kolay yolu doktorla yüzleşen, doktorla karşı karşıya gelen karakterlerin üzerinden anlatmaktı. Yani şöyle düşünebiliriz, Vel, well, Bel ve Winder yerine başka bir karakter olsaydı ve doktorla hiç karşılaşmadan bize bunları gösterselerdi bakın bunlar da etkileniyorlar gibi. Ne alakası var ya diyebilirdik. Doktorla karşılaşınca bu ne alakası var ya lafı Biraz anlamını yitiriyor çünkü Doktor'la karşılaşmış karakterler oluyor. Ama dediğim gibi yani Bel ve Windr'ın hikayesine gerek var mıydı? Gerek görülmüş ki koyulmuş. Burada şey de demek istemiyorum açıkçası. Chimnall'ın bir bildiği vardır o yüzden koymuştur muhakkak demek istemiyorum. E, fakat Chimnall'ın bu sezona dair bazı açıklamaları olmuş. Keşke bu yayına gelmeden evvel izlemiş olsaydım. Fakat okuduğum kadarıyla özellikle bu sezonda yer alan Siverlerin, Daleklerin, işte Son vesaire biraz da hayran baskısı sebebiyle hikaye dahil olduğunu söylemiş anladığım kadarıyla. Aslında bambaşka hikayeler ve bambaşka, daha doğrusu bambaşka karakterler ve bambaşka uzaylılar olacakmış. Böyle bir karar alın, böyle bir karar alınmış. Ben böyle bir karar ben böyle bir karar alınmasına karşıyım. Pardon. Ben böyle bir karar alınmasına karşıyım. Çünkü bir yanda anlatmak istediğin güzel bir hikaye var. Bir yandan da bu hikayeyi anlamayan, muhtemelen anlamayacak bir toplumun, bir topluluğun baskısı var ve o topluluğun baskısıyla bir şeyler yaptığında o topluluk senin üzerinde bir otorite olarak görüyor kendini. Halbuki bu dizinin tek bir otoritesi var. Chris Chibnall ve kendi döneminde istediğini yapma özgürlüğüne sahip ve kendi istediği gibi yapmalıydı bu eleştirileri bir kenara bırakarak, görmezden gelerek. Fakat doktorun bu soykırım muhabbeti, yani Flux'un dalekleri, siberleri, işte son taronları yemesi bana çok sıkıntılı gelmedi. Evet doktor böyle bir karakter değil. Ama doktorun daha evvel de bazı şeylerin yaşanmasına göz yumuşluğu var. Bu noktada hatta bunların bazıları geri çevrilmiş de değil. Doktor açık bir şekilde göz yumuş ve sonrasında da herhangi bir pişmanlık göstermemiş. Ayrıca doktorun pişman olması da hiçbir şey değiştirmiyor. Da herhangi bir karakterin böyle bir olaydan sonra pişman olması hiçbir şey değiştirmiyor. Nihayetinde Nazi komutanları da yaptıklarından pişmandı ama yargılandılar. Öyle pişmanım demekle, iki damla gözyaşı dökmekle bu iş çözülmüyor. Nihayetinde bu doktorun da bir planı değildi. Doktorun böyle bir planı olmuş olsaydı muhtemelen doktor çok daha evvelden bunu uygulardı. En başında kendi Tardis'ini feda etmez ve Tardis'in ölümüne sebep olmazdı diye düşünüyorum. Daha evvel bu sontar bu sontar onların bir planı. Dalekleri ve Siberleri yemleyerek flux'a yem etmek. Fakat Carnivistan'ın da başka bir planı var. Gemileri kontrol altına alıp sontar onları da Flux'a yem etmek. Ki bu kısmen işe yaradı ama Flux'u durdurabilecek bir madde akışı sağlayamadığı için daha sonra Nereden çıktı bilmiyoruz. Dayananın aklına geldi. Passenger'ın içine sokmak. Passenger sezon başından beri sürekli bir yerlerde duruyordu. Ve çok da bir işe yaramadı. Aslında Flux bu finale güzel hazır... Pardon. Passenger bu finale güzel hazırlandı. Bu vakte kadar bir sürü şeyi içine hapsettiğini gördük. Ve finalde de aslında güzel kullanıldı. Bazıları doktorun bu planı yapmış olmasını bekledi. Fakat her zaman doktor bir şeyler akıl etmiyor. Bazen yol arkadaşları bazen orada bulunan birileri bu çözümü sunuyor. Daha evvelki doktorlarda bu olduğunda kimse buna e, olumsuz bir şey söylemezken nedense e, doktoru daha bir pasif görülüyor ve başka karakterlerin gözetimindeymiş gibi bir algı oluşturuluyor. Fakat bir yandan da biliyoruz ki her doktorun farklı bir mizacı var. Bazısı çok daha baskınken bazıları daha pasif kalabiliyor. Bazıları bir otorite figürü gibi hareket ederken bazıları dostça yaklaşabiliyor. Bu noktada 13. doktorun zaman zaman ben de bazı hallerini beğenmiyorum. Fakat orada o an yapabileceğin çok da bir şey olduğuna inanmıyorum. Çünkü zaten son onlar Dalekleri ve Siberleri yem edecekti. Ortada bir Sonsaron tehdidi oluşacaktı. E, en akıllıcı olanı onları da buraya yem etmekti. Ki bu kendi planı değildi. Bu Karnavista'nın planıydı. Nihayetinde Karnavista'da kendi ırkının, kendi halkının 7 milyar Lupar'ın intikamını aldı. Doktor intikamlara göz yumar mıydı? Yumması gereken zamanlar olduğuna inanıyorum. Bu kadar ucuz mu olmalıydı? O konuda evet tartışabiliriz. Fakat ben sezon finalinde cidden en azından ilk yarısında büyük bir heyecanla izledim ve bir yerden sonra hadi bölüm bitiyor ya bir şeyler daha açıklayın bir şeyler daha görelim dedim. Ve finaldeki aslında zamanla karşılaşması ve zamanın zamanın e, azur ve swarm'u görmezden gelmesi çok hoşuma gitti. Buradan da aslında şeyi de anlıyoruz. Zaman böyle bir şey istemiyor ama böyle bir şey olmasına da engel olmuyor. E, fa fark ettiyseniz zaten swarm ve azur zamanı kurtarıcımız olarak görüyor. Bir Mesih olgusuyla görüyor ve muhtemelen zaman kendini öyle görmüyor. Kendine öyle bir görev yüklemiş değil. Fakat birilerinin de kendinden böyle bir beklentisi olduğu için böyle bir harekete karşı çıkacak değil. Fakat kendi takipçileri başarısız olduğunda da ben sizden böyle bir şey istememiştim. Buyurun gidin diyebilecek kadar da gönlü bol bir abimiz ya da ablamız o noktada zamanın doktorun karşısına çıkması doktorun sonunun geldiğini bir gün öleceğini söylemesi ve bizim doktorun üç bölümü olduğunu bilmemiz ve o bölümlerin gelmesini istemememiz güzel bir final planıydı bir şey ekleyebilir miyim? Mi? Efendim, buyur. Orada zaman e, doktora diyor ki rejenerasyon hakkın da bitecek diyordu galiba. Öyle anladım. Tabii, tabii. Ya o nihai sonunu söylüyor. Hani Hı -hı. bütün bu haklı hani rejenerasyonlarına rağmen bütün bu ölümsüzlüğüne rağmen öleceksin diyor. Zaman hep orada. Zaman hep var olacak ama onların ömrü diğer varlıkların ömrü zaman kadar uzun değil. Aynen. O noktada böyle bir şey var hani şeyi, şeyi kastetmiyor yani hani Judy son beden öldü ölecek hı hı. gidecek gibi bir e, yani Time of the Doctor'daki gibi bir olay değil. Hani şimdi gidip her şeyin bir sonu vardır, bir vardır. diyor. Tabi her şeyin bir sonu var diyor. Her ölüm her canlı ölümü tadacaktır diyor. Hı hı. Şimdi bu noktada zamanın ölüm kültüyle birlikte ölüm kültüyle birleşmesi benim hoşuma giden unsurlardan oldu. Orada zamanın o efendiliği benim çok hoşuma gitti. Hem Swarm'un Swarm'un görünümündeyken, hem doktorun görünümündeyken, açıkçası etkilendim. Zaman abimiz gayet güzeldi. Hatta hatırlarsan... Avsoku yani tek oyunu ilk gördüğümüzde de ya bu zaman mı acaba falan demiştik. Zaman olsaydı. Etkilenirdim güzel bir karakterdi ama bu karakteri gördükten yani finaldeki gerçek zamanı gördükten sonra dedim ki evet ya hani bu daha iyi bir zaman olmuş zamanın böylesi makbul dedim böyle zamanlarda böyle yapmak gerekiyor herhalde. Yani şey demiştik Atropos, Atropos Tapınağı'ndaki böyle... o rahiplerin e, lideri zamanın esas sahibi gibi bir kişi demiştik Hı -hı. Nitekim geldi o kişi. Tabi. Zamanın, zamanın kendisi geldi resmen. Tabi tabii Resmen çıktı geldi. Thanos gibi. Finalde. Evet. Bırakın dedi siz yapamayacaksınız. Taktı eldivenine. Ben çok beğendim. Bir de zamanın böyle farklı bedenler kullanması hoşuma gitti. Onun haricinde Diana'dan biraz şikayetçiyim. E, açıkçası den gelmişti söz verdiği yere ama Dayana kaçırıldığı için buluşamadılar. Dayana'nın o son dakika atarını anlayabilmiş değilim. Hani içimde bir şeyler hissediyorum. Yani ne olabileceğine dair bir şeyler hissedebiliyorum. Muhtemelen Den'in yaşadığı şeylerden az çok haberdar. Ve Den'in de aslında kurtuluşunun doktorun yani ruhsal kurtuluşunun doktorun yanında olduğu için biraz da hani ya sen beni bırak git benim zaten sende çok da gönlüm yok gibi bir durum var. Ki zaten hani bunlar sevgili de değiller. Öyle de bir algı Flörtleşiyorlardı. var. Yaşıyorlar Flörtleşiyorlardı da hani den flörtleşiyordu ya. Hani Diana'nın çok da oralı yani geç, gibi hani. geç kaldın diye şey yaptı, üzüldü ama son sahnesinde kavuştuklarında demek ki o da ona karşı bir şeyler hissediyor. Öyle anladım. Ama işte muhtemelen hani denin hissettiği kadar hissetmiyor. Yani o kadar e, önemli bir ayrıntı değil de yani önemli olan açıklanmasıydı. Neden onu terk ediyor? Şey gibi oldu. Geç kaldığı için terk ediyormuş gibi bir anlam ortaya çıktı. Biraz daha evet, açıklansaydı. Evet. Ya bu, bu, bu ucu ter doktordaki bu tüm bu terk edişler biraz ucuz ya. O konuda biraz dertliyim. Yani Martha'nın terk edişi de biraz ucuzdu. İşte Amy'nin Rory'den ayrılması da biraz ucuzdu. Evet. Hani bunlar ben sonradan biraz gibi. arkası doldurulmuş metinler. Ya umarım hani Diana'nın arkası hikayesinin arkasını dolduracağız diye de uğraşman ilerleyen ya zaten, geçti. E Diana dediğim gibi iyi yazılmış bir karakterdi sezon boyunca. E, dezavantajlı e, durumunu işte ön plana çıkarıp hikayesini geri planda atıldığı bir karakter asla olmadı. E dezavantajlı bir durumu vardı bunun farkındaydık. Fakat o her şeyden önce bir birey gibi davranıyordu. Tıpkı doktorun işte ben kadınım, ben şöyleyim git dememesi gibi veya siyahi bir karakterin ve ben böyleyim dememesi gibi. Böyle kullanıldığı zaman, yani esas e, kullanılması gereken şey budur. Bu tarz e, ada sosyal adaletin bu şekilde kullanılması gerektiğini her zaman söylüyoruz. Öyle Olması öyle. Ya, ben çok beğendim. Bu sezon yani yakalamaya çalıştım. Cjv bir şeyler var mı diye hatta böyle sezon finalinden sonra o SGV olmuş bu SGV olmuş falan diye böyle yardıracaktım. Bulamadım. Ya yok. Ama mesela eski sezonlarda daha çok var. Ya SGV olsun şöyle SGV'nin hikayenin ön plana çıkması, ön, önüne çıkması kötü. Yoksa tabii, tabii. başrol siyahi, kadın engelli herkes olabilir. Tabii tabii. O, hiçbir ya şey şey görmek istedim mesela e, yorumlarda bu benim biraz artık eğlence haline geldi ya Twitter'da ya da evet. Marka reklama ya, giriyor mu? Oralarda yorum peşinde koşmak benim biraz böyle eğlence haline geldi. Ee, şey bekledim. Dayanayı canlandıran oyuncu işte engelli taklidi yapamamış, rolünü yapamamış falan Heh. demelerini çok bekledim. Çünkü hatırlarsan bir evvelki sezonda olması lazım ya bir evvelki sezonda ya daha bir evvelki sezonda. Ya 11'de ya 12'de şey vardı ya bu kurbağalı bölüm, kurbağa kermikli bölüm vardı ya İsveç'te geçen. Oradaki küçük kızı hatırlıyorsun kördü. Evet. O gerçekten kör bir oyuncuydu. Ve o oyuncu için yapılan şey yorumlarını gördüm. Onlarca vardı kör taklidi yapamamış. Kör rolü yapamamış. Öyle kör mü olur? Başka bir oyuncumu bulamadınız falan. Halbuki kız gerçek kör yani. Hani e, bu yani insanlar şu... nefret etmek için bahane arıyor bazı şeylerden. Tabi tabi e, Bunu bu olayı gördükten sonra şey aklıma geldi. Şey de mu aslında Judy aslında kadın taklidini güzel yapamıyor falan da diyorlar mı veya? <laughs> Siyahi boya olmamış bir karaktere karşı bu aslında beyaz onun gibi bir şey bu yani. <laughs> Tabi tabii. Ya, kesinlikle öyle. Hatta şey yorumları vardı. Ee, Judy kadın olduğunu da çok göstermedi, çok hissettirmedi bize. Gösterse tam Hatır tersini diyecekler. Ya, yani. ne, ne gösterecek Allah aşkına yani. Makyaj ne muhabbeti gösteriyor? mi yapacak yani? <laughs> yani hani ya bir sürü şey şu an sayabilirim ama ya bu büyük bir terbiyesizlik sayıcı yani Doktor şeyler. kadın olduğunu şöyle gösterir gösteriyor tarihi bir döneme gidiyor orada ayrımcılar arıyor bu şekilde tabii, olması tabii gereken yani. de bu şekilde yani, göstermesi gerekiyor. Whichfinders de dedi zaten yani şu an erkek olsaydım işler çok de başka olurdu dedi fakat bu dezavantajı yani anlamıyorlar doktorun erkek şey. yani doktorun erkek veya kadın olmasının bir önemi yok doktor zaten e, iki kalpe mensup galifreli bir uzaylı yani onun tabii, tabii. kültürü, biyolojik yapısı tamamen apayrı bir şey. Kültürü de apayrı bir şey. Yani tabii, tabii. Şey bile beğenmeyen var. İşte bir robotu, Isaac Asimov'un bir robotunu kadın yapmışlar. Ona bile kızanlar var. İşte robot lan <laughs> Robotun cinsiyetine bak. Tabii tabii. Yani robotu halleniyorsan düşünmek lazım. Başka sorunlar var. Yani vakıfta değil de sende bir sorunlar var gibi geliyor. Açıkçası bu sezona dair söylemek istediğim hem bölüme dair hem sezona dair söylemek istediğim çok fazla şey var. Ama hani o kadar beğendim ki ben bu sezonu eleştirilerimi de yapmak istiyorum. O hatta bu noktada biraz sevdiğim şeyleri değil de sevmediğim şeyleri söyleyerek hani yanlı durmak istemiyorum. Anlıyor musun beni? Çünkü çok e, gel, bana dair gelen eleştirilerden biri o ya çok yanlısın. İşte hiç kötüsün. Kötü olanlardan bahsetmiyorsun falan dendi. Ya tamam bahsedeyim de hani söyleyeceğim şeylerin da şey böyle çok ufak detaylar. Ama tamamına baktığında ya da geneline baktığında ya da etkisine baktığında çok daha başarılı şeyler. Ne bileyim mesela e, deli köstebek Joseph Williamson. Başlarda çok güzel geldi gitti geldi gitti. Finalde yapacağını yaptı. Doktor da çok güzel bir şekilde geri gönderdi. Benim çok hoşuma gitti. Senin dedi hani maceran buraya kadar. Sen dedi yapacağını yaptın. Bu çocukları bana getirdin. Aileme kavuşturdun beni. Sen artık git. bu senin savaşın değil. Hakikaten onun savaşı değil. Hani Flux onun gezegenini etkilemiş değil. Onun zamanla etkilemiş değil. Alakası yok. Flux olayı 2021'de yaşanıyor. Yani ya Koronulun öleceklerdi ya Sontaronlar öldürecekti. Sontaronlar öldürdü. Yani en azından Korona yok ortada. Hani ya Korona'dan sebep evlere kapalı kalacaktı insanlar ya Sontaron işgalinden dolayı evlerine kapalı kalacaktı. Sontaron işgalinden dolayı kapalı kaldılar. O zaman şey mi peki? Yani korona eşittir, son sonsar gibi bir şey mi oluyor? Ama daha kısa sürdü. Ama evet. Sonsaran işgalini koronadan kısırdı. daha kısa sürdü. 6 hafta mı? Değil mi? Hemen Herhalde o kadar. Öyle ya muhtemelen o kadar. Çünkü ilk ya Zaten bölümün... doktoru evrenindeki insanlar alışıktır bu tarz şeylere, uzaylı istilalarına. Ya. Değil mi? Onlara ya sürekli... Olan açıkçası şeyi görmek isterdim. RTD döneminde böyle bir hikayenin anlatılmasını ve yan dizilerde de bunun etkilerini görmeyi isterdim. Ne bileyim işte 10. Doktor'un Sontaron Stratejem sonrasında Poison Sky sonrasında Sontaron gemisinin patlaması ve oradan düşen bir Sontaron kaçış podunun sereceğinin yakınlarına düşüp sereceğinin o Sontaron'la uğraşması ya da ne bileyim e, Manhattan'da, Evolution of the Daleks, Daleks in Manhattan bölümlerinde, Daleklerin geliştirdiği Thompson tüfeklerin orada kalması, o tüfeklerin daha sonra Unitin eline geçmesi falan, hoşuma giden şeyler de açıkçası ben bu fluxun etkilerini ya da fluxte yaşanan bazı şeyleri ilerleyen sezonlarda görmek istiyorum. Hani ya mesela şey gibi. Martha'nın kuzini Torchwood'a çalışıyordu. Orada ölmüştü. Hani Martha bir şeyleri biliyor. Böyle şeyler görmek istiyorum açıkçası RTD döneminde. Çünkü RTD bu ufak bağlantıları kurmayı seven ve bunu da güzel yapan bir adam. Hani birilerinden duymak istiyorum ya. Hani ya Sontar 10 olayı yaşandığında ya da işte 3 dakikalık karanlık yaşandığında biz işte bilmem nerede ne yapıyorduk gittik işte evimizin bodrumuna saklandık. Falan işte dedem benim Kırım Harbi'nde de savaşmıştı falan gibi böyle bir e, geri plan hikayesi olan karakterler görmek istiyorum. Açıkçası her zaman diyorum ya ben seyir zevkine bakıyorum. Sezonun beni şey ne kadar... Şey de yapılabilir. Mesela şöyle bir yan dizi de olabilir. E, doktoru... E, varlığını fark etmiş bir grup onu böyle ilahlaştırmış ve doktor adına bir tarikat kurmuş. Bir tarafta onun bir deccal olduğunu düşünmüş. İki taraf savaşıyor. Doktor iyi taraf mı kötü taraf mı? Böyle bir evet. hikaye. Çok güzel olur böyle bir Mesih şeyler bir deccal yani. gibi düşünüyor böyle. Okült hikayeler, okült anlatılar falan. Evet. 8. Doktor'un kitaplarında benzer şeyler var. 8. Doktor imparator oluyor falan öldükten sonra onun işte kızı var. Miranda o geçiyor imparatorluğun başına. İşte bir döneminde bu hikayelerden birinde 11 gün imparatorluğu diye bir şey kuruluyor. Geçmişte bir savaş sonrasında evrendeki bu fizik kanunları değişiyor ve sihire, büyüye dair kontrol ve güç artıyor. Ve oradan böyle çok güzel bir 20-30 kitap çıkarmışlardı. Hatta daha sonra o kitaplarla bağlantılı e, çizgi romanlar, sesli hikayeler falan bağımsız bir kanattan yürütülmüştü. Hazır doktoru da biraz e, bu evrende yok etmişken ya yeni bir evrene geçmek, hani buradaki kurtarabildiği şeyleri yeni evrene aktarmak, ya da bu evrene iyileştirirken bazı gerçekliğe aykırı hikayeler de ortaya çıkartmak çok mantıklı olabilir. Yani daha böyle okült hikayeler. Klasik serinin böyle güzel bölümleri var. Yavaş hani böyle ufak ufak girilmiş çıkılmış noktalar ama daha kalıcı olarak hani nihayetinde doktorda katı bilim kurgu yok. Soft bir bilim kurgu var. Hani bir, bir Asimov bilim kurgusu değil. Daha böyle Jules Verne hani kafası bilim kurgu. Doktoru biraz bana öyle geliyor. Belki hani yanılıyorumdur biraz böyle daha bu ökült hikayelere, farklı kafalara, fantazi dünyalarına girse güzel olabilir gibi hissediyorum. Ya ben yavaş yavaş programı kapatmak istiyorum. Hani birkaç bir şey daha tartışırız belki. Ama açıkçası de çok güzel şeyler vardı bu sezonda. İlk defa bir sezonun ardından bu kadar keyif aldığımı hatırlıyorum ya yani sezon bitmesine rağmen hala aldığım keyif değişiyor Pardon Aldığım keyif sürüyor Ve Rahatsız eden şeyler olmasına rağmen şey diyorum ya sanki daha evvel çok daha mutluydum Sanki daha evvel hiç rahatsız eden şeyler yoktu da Bir tek şimdi var Diyorum kendime mesela ben e, Doktorunun ilk iki sezonunu rahat rahat izleyemiyorum çünkü Rose var. Tamam güzel bir karakter olabilir, pek çok kişi seviyor olabilir. Çok fazla hayran olabilir ama ortada aleni bir doktorla yakınlaşması durumu vardı. Hem hayranlar bunu yakıştırdı hem RT'de ufak ufak imalar yazdı. Bu beni rahatsız ediyordu. Ne bileyim işte Amy'nin 11. Doktor'u yatağa atmaya çalışmaları, onların o flörtü havaları falan beni rahatsız ediyor. Ve mesela güncel dönemde olmamasına rağmen işte Tasmin diye bir ship bilmem ne bir şeyler kurmuşlar. 13. Doktor'la yazı shipliyorlar, yakınlaştırıyorlar. Böyle bir şey olmamasına rağmen böyle bir şey varmış üzerinden diziye vuruyorlar. Diyorum ki abi geçmişte bunun örneği var. Hani ona niye vurmuyorsun? Çünkü güzel yazılmış. Ya güzel yazılmış bir şey. Evet güzel yazılmış olabilir de yani sırf güzel yazıldı diye destekleyecek miyiz? Yani Chibnall döneminin tek hatası şey mi? Tüm bu eleştirilere rağmen. Eğer her şeyi çok güzel yazsaydı SJV, PC efendim engelli kullanmışlar evreni yok etmişler zamansız çocuk yani kabul mü edecektim bunu. ama bir yandan da diyor çünkü ben fikri beğenmedim. Fikrimi mi beğenmedin? Senaryomu beğenmedin, uygulanmasını mı beğenmedin? Ya bu çok çok yönlü bir bakış açısı gerektiriyor. Muhtemelen ben bu söylediğim şeylerin büyük bir kısmını da keseceğim. Umarım kesmem de şöyle bir yere kesmedim falan yazarım kurguda. Neden bahsedin? Bir sürü şey var, bir sürü şey var. Uygar hani bir şeyler at benim önüme ya. ya böyle... Yani çok konuştuk zaten ikimiz de yani yeteri kadar konuştuk. Evet ilk defa bir sezon hakkında e, bu kadar konuştum. Ya ben kendi iç dünyamda konuşuyorum sürekli konuşuyorum zaten de ilk defa kayda geçen bu kadar oldu. Evet daha var genellikle böyle ufak Facebook gönderileri oluyordu. Bakalım. Şimdi önümüzde 3 bölüm var. Eve of the Daleks. Daleklerin arifesi. Ondan sonra muhtemelen böyle Daleklerin bayramı falan filan diye <laughs> devam edecek. Üçleme olacağını biliyorduk bu Dalek hikayesinin. Şimdi 3 yeni yıl özel bölümünü Dalekler üzerine tek bir hikaye kurdu. Ee, i̇lk ikisi güzeldi. Yani o bağlantıyı kurması falan benim hoşuma gitmişti. Üçüncüde de sanırım oradan yine bir şeyler bağlantı kurup devam ettirecek. Ee, burada bu bölümde 1 Ocak'ta yayınlanacak olan EVE of the Daleks bölümünde zaman döngülerini görecekmişiz. Unit olacak işin içinde. Ee, klasik Dalek diyebileceğimiz artık modern serinin o bronz daleklerini görüyoruz. Ufak böyle bir taramalı tüfek takmışlar tabii. Yani ne gerek vardı diye düşünüyorum. Ama bir yandan da şey var. İşte yakın zamanda bunun da figürü çıkar. O figür de satılır. Ya yani oradan da bir pazar var. Hani ara ara yeni dalekler yapmak lazım. O benim hani bilmiyorum. Yani şuraya koyamadıktan sonra çok da umurumda değil o daleğin öyle olup olmadığı. Onun haricinde e, ikinci özel bölüm yaz ortasında muhtemelen işte Pascal ya da falan yayınlanacak. Üçüncü özel bölümde yanlış hatırlamıyorsam Ekim'de olması lazım. Ekim'de yayınlanacak. Ondan sonra Chimnall dönemi bitiyor ve Razzle dönemini Bekleyeceğiz. Razzle'ın da aslında bir özel bölüm yapacağı söyleniyor. Yani şey denmişti ya. 60. yıl özel bölümle başlayacak ve sonra 2014 yılında 14. sezonla devam edecek denmişti ya. Şey deniyor. 2023'ün yılbaşı ya zaten... özel bölümünde yeni doktoru getirip ilk bölümünü öyle yaptırıp belki o sene içerisinde böyle bir, bir iki özel bölüm daha atıp hani Kasım'a kadar geçecek sürede bir iki özel bölüm atıp o 1 iki özel bölümde doktoru tanıtıp 60. yılda etkinliği yapıp sonra yeni sezona başlatacak deniyor. Hatta geçenlerde bir haber gördüm. Çok güvenilir bir kaynak değil fakat bahsetmek istiyorum. Ee, Razıl'ın yakın zamanda ön yapıma başlayacağı söyleniyor. Bu ön yapım tabii şey süreci. Hani ekibi kuracağız. Kim olacak, kim olmayacak. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz gibi bir süreç. Bu birkaç haftada sürebilir, birkaç ayda sürebilir, bir iki yılda sürebilir. O tamamen ne yapılmak istendiğiyle alakalı. Bir de e, Moffat'ın bir açıklaması olmuş. Russell'ın dönüşünün açıklanmasından bir iki gün evvel bir akşam Razıl Mafıta bir mail göndermiş. Mafıt da uzun yoldan geliyormuş böyle çok yorgunmuş. Göz ucuyla böyle bir maile bakmış, yatmış, uyandığında da şey demiş. Yani dün akşam böyle bir mail gördüm hatırlıyorum ama umarım gerçektir falan demiş. Maili açmış, detaylarına da bakmış. Daha sonra araşmışlar, konuşmuşlar, planını anlatmış e, Mafıt'a. Mafıt böyle heyecanlı heyecanlı Geliyor fakat Mafut son zamanlarda çok heyecanlı. Yani Flux içinde çok heyecanlandı, Ağlayan Melekler içinde çok heyecanlandı. Pandemi sürecindeki programlar, kısa hikayeler yayınlar. Sürekli bir şeyler hakkında heyecanlanıyor. Ve tamam Razzle çok başarılı bir yazar, çok başarılı bir başyazar, çok başarılı bir yapımcı. Ama şeyden de çok mutlu değilim. Ee, kitle şu an razılı bekliyor. Ama razıl yapmak istediğini yapmak istiyorsa eğer kitleyi görmezden gelmeli. Ama kitleyi görmezden gelirse de ne kadar kabul görecek o da bir tartışmalı. Yani çok böyle iki ucu sıkıntılı bir durumdayız. Açıkçası yani çok merak içindeyim. Hatta ben şey yapmak istiyorum. Şimdiden. 1 Ocak tarihli bölüm için bir program rezervasyonu yapalım. Bir inceleme yapalım onun için de. En azından önümüzdeki sene 3 doktoru içeriğini şimdiden planlamış olalım. Benden bu kadar ya çok söylenecek çok şey var ama ne söyleyeceğimi bilmiyorum bir de vakit yok. Yani mesela böyle üç buçuk saat bir canlı yayın falan aslında yapsak böyle şeylerle tablolarla çizimlerle falan anlatmak isterim. En başından şey diyecektim. Bir Buyur. E, 60. Yıl özel bölümünden önce zaten e, doktoru tanımak için bir bize de, hem doktora hem bize bir şey olması gerekiyordu. Süre olması gerekiyor diye düşünüyordum. Yani tabii yerinde tabii. bir karar olur. Doktorun bir de e, alışma şey bölümleri olur. Hani böyle kendi bedenini tanıma bölümleri. Öyle tabii bir bölüm tabii. olmadan direkt 60. yıl özel bölüm olmazdı bence. Bu gerekli bir şey bence yani. Öyle öyle de işte şey denmişti. Hani ilk yapılan açıklama 60. yılda dümeni devralıp 2014'te 14. sezonla devam edecek falan denmişti ya. Ondan sebep hani bu yorumda bulunuyorum. Sonrasında da böyle bir şey soran de böyle bir şey mantıklı hani bizim de beklediğimiz şey bu 2023'ü tek özel bölüm için hani harcamak harcamak demeyelim aslında yani nihayetinde şey var işte hep söylüyorum bunu 2014'te 14. sezon gelecek 2015'te 15. sezon gelecek 16'da 16. sezon 17'de 17. sezon 4 sezonu tamamlamış olacak RT'de 4 sezon mu kalır 5 sezon mu kalır bilmiyorum. Hani hep bir şey var böyle bir 5 yıl sonuna da izleyebileceğimiz bir şeyler olduğu düşüncesinde olduğum için aslında bir rahatlatıyorum kendimi. Şimdi bir de şey var tabi. İşte Big Finish'in 2030'a kadar uzatılması lisansının bir yandan animasyonların devam etmesi bir yandan klasik sezonların restore edilmesi falan. Onlar da böyle 2027-2028 gibi o projeler de bitmiş olacak. Big Finish devam edecek falan. Hani hep böyle önümüzdeki yıllara dair dolu dolu geçiyor ya hani. Ondan sebep hatta ben onunla alakalı da ufak bir program planlıyorum. Yani bu ay ne bekliyoruz, bu yıl ne bekliyoruz gibisine. Dedim ki ben lafı uzatmayayım. Burada bırakayım. Belki başka bir bölüm kaydederiz. Yeni, dönemde, yeni döneme dair beklentilerimiz üzerine oraya malzeme bırakalım biraz. Ben teşekkür ederim katıldığın için. Bütün sezonla katıldığın için. Büyük bir zevk hem bu sezonu izlemek hem böyle bir projenin içinde yer almak. Ben buradan bu imkanı sağladığı için Mustafa Kağan Ülgen'e ve Fanzade'ye teşekkür ediyorum. Ee, Fanzade'yi doktora içerikleriyle doldurma yolunda ilerliyoruz. Başka içeriklerimiz de olacak. Dinleyen, izleyen, destek olan yorumlarıyla, eleştirileriyle bize yol gösteren herkese teşekkür ediyorum. Mutlu sezonlar, mutlu yeni yeni sezonlar diliyorum. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler.